Herkese merhaba ben Aynur kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size aceleden kahvaltıya hazırlayabileceğiniz nefis bir tava böreği tarifim var ve geçiyoruz malzemelerimizi. Bir yoğurma kabının içerisine bir su bardağı sütümü alıyorum. İçerisine 3 adet yumurta ekliyorum ve bir çırpma teliyle güzelce çırpıyorum. Şimdi bu karışımın içerisine küçük bir kase rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyorum. Küçük bir kase de beyaz peyniri ekledim ve tekrar karıştırıyorum. Bu tava böreğini hazırlaması gerçekten çok kolay. Şimdi tuzunu biraz pul biberini ekledim. İçerisine 2 adet taze soğan ve yarım bağ maydanozu ince ince kıymıştım. Bunları da ilave edip karıştırıyorum. Bir paket kabartma tozu ve alabildiği kadar un ekleyerek hamurumu hazırlıyorum. Ben göz kararı kullanıyorum ama tam olarak bilmek istiyorsanız tam olarak 500 gram un kullandım. Unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave edin. Bu undan una değişebileceği için 500 gramla 550 gram arası ekleyebilirsiniz. Bu arada bir su bardağı un 150 gram yapıyor. Hamurumu yoğurdum çok fazla katı olmayan bir hamur elde ediyoruz Tezgahımı unluyorum ve hamurumu tezgahın üzerinde tekrar yoğurduktan sonra Tavamın büyüklüğünde açıyorum eğer tavanız küçükse ikiye bölün 2 iki tane börek pişirin Büyük bir tavanız varsa bir börekte pişirebilirsiniz Eğer dediğim gibi tavanız küçükse çok kalın olur Pişmeyebilir ona biraz dikkat edin benim tavam bayağı büyüktü. Onun için ben bir tane börek pişirdim. Şimdi açmış olduğum bu hamuru üçgen parçalara kesiyorum. Gördüğünüz gibi önce ortasından kesiyorum. Sonra kesmeye devam ederek üçgen parçaları ortaya çıkartıyorum. Bu şekilde de tavama alıyorum. Bu arada tavamı da ocağa aldım. İçerisine biraz sıvı yağ koydum. Kesmiş olduğum hamurlarımı aynı kesmiş olduğum şekilde tekrar tavama yerleştirdim. Alt tarafları piştikten sonra çeviriyorum ve diğer taraflarını pişiriyorum. Ocağımın ayarını da orta ayarına getirdim. Çok fazla açıp birden böreklerinizi yakmayın. Ve dediğim gibi eğer tavanız küçükse iki tane börek pişirin çok da kalın olmasın. Evet ben içlerinde güzel pişmesi için ara sıra böyle bir kapak kapattım. Sonra açıp tekrar pişirdim. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifimi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.